Evet arkadaşlar, seçim maratonu devam ediyor. Bugün Kağıthane'deyiz. Bakalım Kağıthane'de son durum nasıl? Başlayalım. Tamam. Gidişatı soruyorum. Önümüzde bir belediye seçimi var. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Nedir sizce hayırlısı? Hayırlısı işte herkesin düşündüğü hayırlı. Rahat geçirmek, mutlu olmak. Yani sonuçta sizin gibi benim de düşüncem aynı. Çoğu insanın aynı zaten. Bayağı bir sorunlu hem de. Enflasyon öyle. Geçim sıkıntısı. Ne olacak bilmiyorum. Ki sandıkta, belediye seçimi sandığında ne yapacağız? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Başka kimse yok. Ben de öyle düşünüyorum. Nasılsınız? Merhaba. Sağlığı mı soracağım? Her şeyi soruyorum valla. Önümüzde bir belediye seçimi var. Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi süper, uçuyoruz. Şimdi pazardan geliyorum. 50 liradan aşağı hiçbir şey yok. Ben kendimden ziyade yoksul insanlara üzülüyorum. Yerlerden topluyorlar. Çok kötü, çok kötü. Kurum da kötü. İmamoğlu diyorum. İmamoğlu diyorum. Ağlıyorlar bak. Çay bile içemiyorlar. Emekli değil mi bu arkadaş? Bakın insanlar çay bile içemiyor. Çay 10 lira 15 lira. İyi diyelim iyi olsun. İyi mi peki? İyi değil. Vallahi şimdi düşündüklerimi söylersem ayıp olur. Bir de yanlış olur. Bir şey söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Siz kendi durumunuzu, görüşünüzü anlatın da duysunlar. Vallahi benim durumum vahim, vahim. 17 liraya çalışıyoruz. Maaş alıyoruz. Cepte 1 lira para yok. Önümüzde bir belediye seçimi var. Sizce ne olur? Kimi destekliyorsunuz? Vallahi ben burada olmadığım için, benim kaydım burada olmadığı için tabii ki yine CHP'yi destekliyoruz da o taraftayım. Kağıthane'de durumlar nasıl? Onu da vatandaş belirleyecek. İşte bakacak duruma. Şimdi sadece bu işler hani belediyecilikle şunla bununla olmuyor. En son ne zaman pirzola mı? Ya abi sen ne diyorsun, ne pirzolası ya? Bir artık çorba bile lüks oldu ya. Pirzola ne ya? Ben pirzolayı bilmiyorum. Bırak pirzolayı. Tavuk etinden de bile hani göremiyoruz. Pirzola ne ki? Önümüzde bir belediye seçimi var. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Ben ne düşünüyorum? İşte içeri Allah'a bakar mısın? Ne haldeyiz işte. Her şey berbat. Yokluk, kıtlık. Milletini minimilliyor. Bazıları götürüyor malı. Peki belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz? Ben Atatürkçüyüm. Atatürk düşmanlarına oy vermem. Atatürkçüyüm. İmamoğlu'nu destekliyorum. En iyi çalışan o. Kurum bu ülkeyi bu hale getirdi. Bakın Japonya'da 6-7-6 büyüklüğünde deprem oluyor da bir bina yıkılmıyor. Yarın İstanbul'da bir deprem olursa İstanbul yerle bir olacak. Ama o şakşaklar görmüyor bunu. Görün bakın neler yaşayacağız da. Her yer bina, her yer beton. Öyle bir şey olur mu ya? Siz nasılsınız, iyi misiniz? Oturabilir miyim yanınıza? Tabii. Nasıl gidiyor hayatımız? Hayatı Tayyip Erdoğan'a soracağım. İyi gidiyormuş her şey. Güllük gülistanlık Türkiye'de hiçbir sorun yok. Ya bu halk herhalde bunu da hak etmiyor. Bunları da elinden alacağım bu halkın. Camim gitmesin, imamım gitmesin, bayrağım inmesin. Bunların başka bir şey bildiği yok. Ben emekliyim. 93'te emekli oldum. Aldığım maaş 11 küsür lira. Ne dersin yani, ne yapalım şimdi? Önümüzde bir belediye seçimi var. Bu belediye seçiminde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Belediye seçiminde eğer böyle giderse herhalde bizim maaşları 5000'e indirecektir adam. İndirmesi de lazım. Çünkü bize bu bile çok. Ben işçiyim, emekçiyim ama bu adam emekçi düşmanı, işçi düşmanı. Parası olmayanların bunun yanında bir anca besleme. Bunları yapıyor bu adam. İnsanları kimse de olmasın, ben de olsun, ben bakayım, onlar da bana baksın. Böyle gidiyor işte. İnşallah sonu hayır olur. Bir Mustafa Kemal'imiz vardı, onu bile koruyamadık. Koruyamıyoruz yani. Ama şeriat bayrağını açıp da gezen bir adama laf söyleyenler cezaevine gidiyor. Sopa yiyor. Ona kimse bir şey dediği yok. Oyumu söylememe gerek yok. Ben yıllardır sosyal demokrat bir adamım. Ama artık onu da demeye çekiniyoruz. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Çünkü bu ülkede Cumhurbaşkanlığı değil, Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan adam 2 sene cezaevinden 3 sene 4 sene çıkamadı. Biz böyle bir şey desek herhalde bilmiyorum. Konuşmaları duysalar ya bu adam fazlalık derler. Ötesini konuşmayalım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Merhaba, siz ne düşünüyorsunuz acaba? Soralım mı size de? Nasıl gidiyor? Gidişatı nasıl buluyorsunuz diye soruyorum. Çok iyi diyemem ben. Değil mi? Yok. Çok iyi diyemem ama daha kötüsü olması da buna da razıyız yani. Ya. Evet, daha kötüsü olmasın da. Daha kötüsünü bekliyorsunuz o zaman. Bekleniyor tabii canım. Her geçen gün aranıyor. Bugün dünü arıyoruz. Geçen sene arıyoruz. Önümüzdeki günlerde bugünleri arayacağız. Vallahi öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor yani. Peki belediye seçimleri için ne düşünüyoruz? Belediye seçimlerinde kurum diyorum yine. Kurum diyorum. Peki biz dünümüzü ararken bugünlerimizi bu hale getiren kimler? İlla ki birileri vardı. Kimsesi için günahsız değil yani. Hele ki var ama gelen kim gene? Kim gelecek? Gelen de gideni arattıracak gene. Gelseydi bir baksaydık, o da olmasa gönderseydik. Yani o yazbo tahtası değil ki bu ülke. Bu ülke yazbo tahtası mı yani? O olmadı onu gönder. O olmadı bunu gönder yani.
Demokrasi bu ya, hani biz seçiyoruz ya, bu yüzden bizim amacımız bu. Birini seçeceğiz, beğenmezsek göndereceğiz, öbürünü seçeceğiz. Halk olarak görevimiz bu. O gelsin, o gitsin, bu gelsin. Yani birini seçtik diye o ölene kadar orada mı kalacak? Olan kim oluyor, milleti oluyor. Tabii ki olan yine kimse ölene kadar orada kalmayacak, gidecek ama. Yine... İşte yani oradakiler yüzünden bu ekonomi bozuluyor, o yüzden soruyorum. Yani bir başkası gelip de bozmadı ki, onlar yönetiyordu. Dünyanın her yerinde var. Sadece Türkiye'de değil, her yerde var. Ekonomi mi? Evet, dünyanın her yerinde var. Mesela yurt dışında yaşayan akrabalarımız var. Biz onunla sürekli yine istişare yapıyoruz, görüşürüz, konuşuyoruz ama... Orası pek parlak değil yani, burası gibi yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, sağ olasın. Sağ olun. Hayatınız nasıl gidiyor? Önümüzde bir yerel seçim var. Ne düşünüyorsunuz? Bunu soruyorum ben bugün. Devlet Demir Yolları'ndan emekli oldum. 2004 emeklisiyim. O zaman aldığım maaşla şimdiki aldığım maaşı kıyaslıyorum. O zaman 2-2,5 kat asgari ücrete denk gelen maaşım şu anda 17 bin lira. Ve kira vermiyorum Allah'tan. Bir de kira verecek olsam kağıthane dahil 15 bin liranın altında ev bulma şansınız yok. Ben kirada olsam geçinemem. Geziyoruz arkadaşla birlikte. Şu İstanbul'da dolaşmadığımız yer hemen hemen yok. Halk lokantalarına bakıyoruz. Geçen gün Üsküdar Halk Lokantası'nda 45 dakikaya yakın sıra bekledik. Kuyruktan mı? Evet efendim. Aynı şekilde Şehremeni'de. Sultanahmet'te. Kuyruk beklemeden yemek alma şansınız yok. Yani bu insanlar 40 liralık yemeğe mahkum edildi. Ha, 40 liralık yemek diye küçümsemiyorum. Çay 20 lira, 12,5 lira bir simit. Vatandaş oturuyor, çok affedersiniz bedava tuvalet arıyor ya. Eminönü'ne gidiyoruz, Allah'tan İBB'nin alt geçitte tuvaleti var da 65 kartları da geçiyor. Bir girin bakın, hep emekliler orada. Şu iktidar, şu hükümet bu ekonomik şartlarda bu ülkede %1 oy alabiliyorsa bile bu zulümdür. Açıkça söylüyorum, bu zulümdür. Sadaka toplumu haline getirilmiş halkın bir paket makarna, bir torba kömüre kendi geleceklerini değil, çocuklarının ve torunlarının geleceklerini sattıklarını gösteriyor. Bizde fert olma, ulus olma, vatandaş olma, yurttaş olma bilinci sıfır. İndirilmiş din değil, bir uydurulmuş din var. Muaviye Sufyan soyunun uydurduğu, Muaviye'nin bu İslam'a yapmış olduğu en büyük zulümdür. Peki kağıthanede durumlar nasıl? Tonguç Bey daha önce siyasetten gelen birisi. Yani ben aday olduktan sonra tanıdım. Büyükşehir Belediyesi'nde son 4 yıldır koordinasyondan görevli, başkan olarak da çalışmış. Kağıthanenin ve tüm İstanbul'un ilçe sorunlarını bilen birisi. Donanımlı bir vatandaş, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Eskiden kamu sendikalarında, yani halk sendikalarında, yani DİSK'te görev yapmış. Orada uzmanlıklarda, danışmanlıklarda bulunmuş birisi. Donanımlı bir arkadaş. Hakikaten donanımlı. Kağıthane'ye gerçekten yakışacak bir insan. Tonguç Başkan'ın, İsmail Hakkı Tonguç'tan geliyor bile Tonguçluğu. Babası emekli öğretmenmiş, anlattı ve Cumhuriyet sevdalısı bir insan. İnşallah kağıthaneye faydası olur. Kağıthane halkının da bunu görmesi, bunun farkında olması gerekir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da bu yapılacak önümüzdeki seçimlerde kumpaslar düzenleneceği bekliyorum. Bu yapılacak önümüzdeki seçimlerde kaybettiklerinin farkındalar. Dün aday olmuş biriyle İstanbul'a 5 yıl hizmet etmiş bir insanın hizmetleri ortadayken şu... İstanbul'da bir tane öğrenci yurdu yokken, tarikatların elindeyken öğrenciler, parklarda sabahlamak zorunda kalırken, şimdi onlarca öğrenci yurduna sahip, koca İstanbul'da belediyenin bir tane kreşi yokken, 100'e yakın kreşi var, 65 kilometreden fazla metro yapılmış, halk sütüyle, anne kartıyla, çiptaşın çalışmalarıyla, hele şu aç sefil dolaşan öğrenci, öğrenciden çok emekli aç sefil dolaşıyor. Bunlara sunmuş olduğu kent lokantaları ve belediyenin daha çok şeyler yapmasını gerektiği kanaatindeyim. Seçimlerin sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimize güzellikler getirmesini diliyorum. İnşallah halkımız gerçeklerin farkında olur. Torunlarımızın daha güzel bir ülkede yaşaması için o yönde oy kullanır. Halktan yana, halk için çalışan, ülkeyi soydurmayan, yağmalatmayan, demokrasi değerlerine sahip çıkan, cumhuriyetin ilkelerine beğensek de beğenmesek de mevcut anayasaya bağlı bir yönetime mahalli idarelerde destek verir. Mahalli idarelerde çıkacak sonuç çok önemli. Hele hele İstanbul çok önemli. İstanbul adayı Sayın Kurum da diyor, İstanbul giderse Türkiye gider. 11 yıl il gitti, İstanbul hepsine el uzattı diyor. İstanbul projelerinin %87'sini yerine getirdi diyor. Ve sonra da Sayın İmamoğlu'nu tatil yapmakla suçluyor. Adam tatil yaparken bunları yapıyorsa bizi artık
Ay'a değil Mars'a götürür gibi. Kağıthane'de mi yaşıyoruz? Evet, Kağıthane'de yaşıyorum. Peki ne düşünüyorsun önümüzdeki belediye seçimleriyle alakalı? Yani ben pek iyi şeyler düşünmüyorum. Çünkü kendisini ben pek belediye işlerden anladığını düşünmüyorum. Mevlüt Öztekin'in. Mevcut başkan tekrar AK Parti'den aday oldu. Onu mu istemiyorsun? Aynen. Ya ben daha çok farklı görüşlerdeyim. Ya kendisi şimdi bilgisayar mühendisi. Pek belediye işlerinden anladığını düşünmüyorum. Ya ben böyle görüyorum. Diğer vatandaşlarımız eder. Onu ben bilemem zaten. Mesela Kağıthane'de sence bir şeyler yaptı mı? Yani bu son 5 sene içinde bir şeyler oldu mu? Burada değişim oldu mu? Yani pek bir değişiklik göremiyorum. Dilenciler her yeri sarmış yani. Her tarafta dilenciler var. Pek fazla bir şey yapıldığını görmedim ben doğrusu. Sen kimi destekliyorsun yerelde? Desteğimi söylemesem daha iyi olur. Yani ben Zafer Partisi'ni destekliyorum açıkçası. Büyükşehir'de daha oyumu kararlaştırmadım doğrusu. Ama yine AK Parti'ye vermem diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Henüz kararını vermedin? Yok, daha vermedim. Zaten daha ne kadarımız var? Bir ayımız falan var. Bir ay içinde kesin kararlaştırırım herhalde ben. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor diye soruyorum. Belediye seçimleri var, ne olur diye soruyorum. Yani bu toplumdaki bu kafayla hiçbir şey olmaz. Olmaz yani, olacak bir şey yok. Ben kendim mesela 2007'de ilk emekli maaşımı aldığımda 20 tane çeyrek altın alıyormuşum. Şimdi 6 tane alıyorum. Nasıl olacak? Nerede diğerleri? Nerede 14 tane altınlı? Nerede, ben onu arıyorum ama bulamıyorum bir türlü. Kim aldı onları? Vallahi demek ki hükümet aldı. Kim alacak yani? 20 senedir, 22 senedir yöneten hükümet aldı. Yani ben almadım ya, almadığıma göre. Toplumun cahilliğinden, eğitimsizliğinden, bilgisizliğinden, eğitimin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Zaten toplumda imanlı, ahlaklı insanlar kalmadığı için ahlak diye bir şey kalmamış toplumda. Akşam haberleri izliyoruz. Saat 1.30'da adam 1 kilo kıyma alacak. Gece saat 1'de kuyruğa giriyor. Daha şurada 2-3 sene önce şurada tanzim satış çadırları vardı. Patates, soğan kuyruğunda. Yani millet kendi çıkarını, kendi menfaatini bilmiyorsa da yapacak bir şey yok. Siz belediye seçimlerinde kim destekleyeceksiniz? Vallahi ben belediye seçimlerinde şunu çok açık ve net söyleyeyim. Bugün bana hizmet edecek olan belediyeye kim işkence yapıyorsa, onun karşısında kim varsa onu destekleyeceğim. Bu kadar net. İnsanlar düşünüp taşınmalı, hakkaniyetli, adaletli olmalı, dürüst olmalı. Kim yapabilecekse ona oy veremeli. Parti hiç gözetmemesi gerekiyor. Özellikle bu zaten yerel seçim. Yani Türkiye'nin kader seçimi olacak. Kaderini, bundan sonraki kaderini belirleyecek seçim olacak. Şimdi eskiden 1 liraya ekmek alıyordun, şimdi 10 lira ekmeğin bir tanesi. Kasaba giremiyorsun, pazara gidemiyorsun. 50 liradan aşağı hiçbir şey yok. Vatandaş geliyor, giriyor, işte diyor ki bu niye pahalılık var, niye şey var ya kardeşim. O 16 liraya aldığın mazot olmuş 45 liraya. Bunu hiç sorgulayan yok, bunu buraya çıkaran yok. Elektrik dersen öyle, doğalgaz dersen öyle, su dersen öyle, ulaşımı dersen öyle. İnşallah seçimden sonra iyi bir kazık gelecek. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Diyeceğini dedi zaten. Siz Kağıthane'de mi yaşıyorsunuz? Kağıthane'de. Ne kadar zamandır? 35 sene olmuştur. Peki önümüzde bir belediye başkanlığı seçimi var. Ne düşünüyorsunuz bu seçimle alakalı? Vallahi burada Mevlüt'e vereceğiz. Büyükşehir'de İmamoğlu'na vereceğiz. Ama İmamoğlu'na vereceğiz Büyükşehir'de. Ya AK Partili bir belediye başkanına vereceksiniz ama Büyükşehir'de İmamoğlu'na vereceksiniz. Tabii. Neden böyle bir karar aldınız? Gördün işte, ülkenin durumunu görüyorsun. Muhtemelen şunu söyleyeyim. Arkadaşın Büyükşehir'de İmamoğlu'na vermesinin sebebi, Kağıthane'de de AK Parti'ye vermesinin tek sebebi İstanbul halkına yapılan zulüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmayanlara tepki olsun diye. Karşıyız tabii, bak mazot 18'di. Seçimden sonra hani kabarda petrol, Karadeniz'de gaz ne oldu? 45'e çıktı. Nerede? Hani nerede? Nerede hani? Anca gazladılar bizi. Öyle gazladı ki. Ben MHP'liyim. Öyle mi? Allah'a emanet ol. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Size de sorayım. Vallahi ne bileyim, halkın iradesi var. Ya halkın iradesi neyse halkın iradesini göreceksin. İşte bak, emekliler gitmişler oraya, bir tane çay içiyorlar. Ondan sonra da 4 sene boyunca da sürünecekler. Yani yapılacak bir şey yok yani. Ne yapacaksın? Sandıkta ona göre oyumuzu vereceğiz. Yapılacak bir şey var tabii ki de. Tepkimizi göstereceğiz. Ama göstermiyorlar yani. Burada görüyorsun yani emekli. Gösterenler var ama. Vallahi camilerde namaz kılıyoruz ama her gün böyle bir bakıyorsun. Gazze, Gazze, Gazze. Geçen işte gördün. Mitingde tuttular. İsrail'le ilişkileri kesin, hemen o pankartları topladılar. Keba dedikleri yer işte İslam'ın şeyi. Keba dedikleri yerde pankart kadınlar açtı. Gitti polis onu da topladı. Ya şimdi bir hareket lazım ki Gazze'yi kurtarasın. Allah'ım, sen ne olacak Gazze'yi kurtarmak için? Bir deprem mi olacak? Bir şey mi olacak yani? Bir şey olması lazım. Ama sen bir gayret söyle. Halkı kandırmaktan başka bir şey yoktur ya. Ya bir yardım edin, bir şeyler yapın ya. 45 tane İslam ülkesi var. 45'i de İsrail'in çocuğu, Amerika'nın çocuğu.
çocuk. Ondan sonra biz Müslüman. Ne Müslümansınız ya? Bunlar bizi var ya camiden bile soğuttular ya. Peki belediye seçimlerinde ne olur? Kimi destekleyeceksiniz? Valla belediye seçimlerinde İstanbul'da İmamoğlu'na vereceğiz. Çünkü emeği inkar edilemez. Yani bugüne kadar bir yardım gelmeden İstanbul'da büyük bir belediye. Biz Kağıthane'ye geldik. Kağıthane'nin durumunu öğrenmeye geldik. Buradaki durumlar nasıl? Önümüzde bir belediye seçimi var. Ne düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla bir tane adam var, ona vereceğiz herhalde. Ben İmamoğlu'yum. Yerelde kime düşünüyorsunuz? CHP tabii ki yani. Başka kime vereceğiz? Atamızın partisi, babamızın partisi. Verecek bir şey yok yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu kazanacak. Kazanacak diyorum ben de. Kazanacak. Evet. Kesin. Bana göre öyle. Öyle düşünürüm çünkü çalışıyor. Kazanacağına inanıyorum. Yerelde ne düşünüyorsunuz? Yerelde burada da bilmiyorum. Burada çekişmeli geçer ama ben yine Atatürkçü olduğum için Atatürk'ün partisine oyunu kullanacağım. Dongus Başkan nasıl buluyorsunuz? Vallahi tanımıyoruz kendisini ama CV'sine baktığımız zaman yakışır yani. Kazanırsa çalışmalarını göreceğiz. Çalışırsa bir dönem daha götürür, çalışmazsa değişir. Neticede takım tutmuyoruz. Ülkenin yararına hangisi çalışırsa ona vereceğiz oyumuzu. Nasıl gidiyor? Ben konuşamam. Neden? Tezcan var, sıkıntı yaşar. Öyle mi? Takip ediyorlar. Size de sorayım mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Gidişatı sorayım önce size. Gidişat iyi, fena değil. Yani İmamoğlu kazanacak yani. Hani kaçarı yok yani. Her zaman destekliyoruz. Tonguç Başkan için ne düşünüyorsunuz? İnşallah iyi olur diyelim. Size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana sorma başkan. Esnafız şimdi. Ağzımı bozarım. Başver. Peki gidiyorum o zaman. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Kağıthane'ye geldik. Siz nasılsınız diye sormaya. Vallahi iyi değiliz. Eğer ekonomiyle alakalı ya da gidişatla alakalı soruyorsanız. Yani şöyle insanların yüzüne baktığınız zaman genelleme olarak insanlar mutsuz. Ekonomik güç yok. Yani insanlar... Şurada demin eşimle oturuyorduk, bir çay içmeye korkuyoruz yani hayat pahalılığından dolayı. Yani bu yüzden gidişattan hiç memnun değiliz yani. Kağıthane'de mi oturuyorsunuz? Nurtepe'de oturuyorum ben. Peki önümüzde bir yerel seçim var. Evet. Bu yerel seçim için ne düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerelde hangi adayı destekliyorsunuz? Yani desteklediğimiz adaylar belli zaten ama hani gönül isterdi ki şöyle olsun. Hani ekonomimizi düzelten, alım gücümüzü yükselten insanlar gelsin de biz onlara çalışalım, onlara oy verelim. Ama şu an gidişatı gördüğümüz için tabii ki oyumuz CHP tabii ki. Tonguç Başkan'ı tanıyor musunuz yerelde, CHP'nin adayı? Tam tanımıyorum ama inşallah Kağıthane'miz için iyi olacağını düşünüyorum ben her anlamda. Merhaba, siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz geldik, siz nasılsınız acaba diye sormaya Kağıthane'ye. Teşekkür ederim. Buyurun. Nasıl gidiyor hayatımız? Gidişattan memnun musunuz? Önümüzde bir yerel seçim var. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Vallahi gidişatta hiç memnun değiliz. Yani ülkemizin özellikle bu mülteci sorunu en başta. Ondan sonra ekonomik sorunlar. O yüzden bunların düzelmesi lazım. İnşallah düzelecek, öyle diyelim. Hayattan ümit kesilmez. Kimi destekleyeceğiz belediye seçimlerinde? Belediye seçimlerinde ilk defa Zafer Partisi destekleyecek. Biz burada oturmuyoruz. Biz burada torun bakmak için buradayız. Esas Manisa'da oturuyoruz. Manisa'da da Zafer Partisi'ni adayı ne olursa olsun, sandalye ise sandalye, onu destekleyeceğiz. Yani. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İki arkadaş oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat nasıl peki? Böyle oturuyorsunuz burada. Memnun musunuz hayatınızdan? İyi. Normal. Normal mi? Valla. Geçinemeyen ben miyim ya? Sensin galiba. Sen mikrofonu tutuyorsun ya. Onun için geçinemiyor. O yüzden mi? Burada ben de böyle otursam geçinebilir miyim sizin gibi? Otur böyle abla. Yapacak bir şey yok yani. Tamam, şunu soracağım. Esas soruma geleyim o zaman. Önümüzde bir belediye seçimi var. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey düşünmüyoruz. Bakacağız duruma göre. Oy vermeyecek miyiz? Düşünmüyoruz. Daha var. Önceden kime oy vermiştik? Önceden ya söylemeyeyim ben, boş ver. Vallahi. Şu an hepimiz biliyoruz galiba. Siz söylemek ister miydiniz? Yok abla, sağ ol. Tamam. Teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyi ederim, sağ olasın. Nasıl gidiyor hayatımız diye soruyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Ne olur, ne biter? Siz ne düşünüyorsunuz? Hayat iyi gitmiyor şu an böyle yani. Yani herkes biliyor, bilmiyorum da yani ben. Yani herkes kendisini bilir. İç açıcı değil yani. Yani inşallah iyi olur yani. Temennimiz o yani. Bilmiyorum artık bir seçimler bakalım ne gösterecek. Kimi destekleyeceğiz seçimlerde? İyi olanı destekleyeceğiz. Kim o? Artık o şeyde belli olacak, sandıkta.
Söylemeyecek miyiz? Söylemesin ama bana kalsa daha iyi. Ama bütün bu zorluklara karşı bir tepki gösterecek miyiz? Ya tepki şeyde gösterilecek işte yani. Sandıkta. Herkes yani peki. Kendisini bilir yani. Biz emekli bir insanız. Emeklilerin hakikaten durumu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Kime soruyorsanız herkes emekler çok. Gerçekten çok yani. Önceden bizim maaşımız asgari ücretin üzerindeydi. Ama asgari ücret nereye çıktı biz ne anlıyoruz? Ben şimdi asgari ücrete yetişmem için yani bir ev kirası olmuş 15-20 bin lira. Yani şimdi yüksek maaş alanlar da ekmeği 10 liraya alıyor. Emekli olduğumuzda biz de aynısını 10 liraya alıyoruz. Bize indirim yapmıyorlar. Her tarafta aynı. Markete gidiyor bizim aldığımız aynısını ödüyor yani. Buradan bakmak lazım hakikaten yani. Tamam işte seçmen oradan bakacak mı? Yani illaki bakacaklar. İlla çok teşekkür ediyorum. Size de soralım mı? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Memnun muyuz gidişattan? Yok ya ekonomi kötü yani. Berbat. Aynen. Neyinden memnun olacağız ki ya zaten? Yani öyle aynı kesinlikle yani. Kağıthanede mi oturuyorsunuz? Evet. Peki nasıl kağıthane? Durumlar nasıl? Vallahi seçim çalışmalığı biraz şey yani eskisi gibi değil yani. Sönük mü? Sönük yani eskisi gibi. Canlılık yok değil mi? Aynen öyle. Peki siz kimi destekleyeceksiniz? Ben İmamoğlu. Yerelde kimi destekleyeceğiz? Yani yerelde de şey Tonguç Çoban. Tonguç Başkan'ı tanıyor musun? Tanıyorum tanıyorum. Yani Arslan Artvinli Giresun'da herhalde doğmuş büyümüş. Peki nasıl görüyorsunuz bu seçimin sonucu nasıl öngörüyorsunuz? Yani bence var mı yani bir değişim dönüşüm insanlarda bir tepki görebiliyor musunuz gözlemleyebiliyor musunuz? Kurtarıyorsa İmamoğlu kurtaracak yani bu ekonomik krizi. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ediyorum. Soralım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben sizi sormaya geldim kağıthaneye. Buradaki durumu sormaya geldim. Nasıl gidiyor hayatınız? Çok güzel. Güllük gülistanlık. Evet. Güneşleniyoruz burada değil mi? Evet. Güneş bedava, hava bedava. Yakında ondan da para isterler bakın. İsterlerse ve kanuna boynumuz kıldan ince. İsterlerse vereceğiz. Vereceğiz tabii. Ne yapalım? Vermedik bir şey kalmadı yani. Peki önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Daha belli değil yani. Ben emekliyim. O yüzden düşünüyorum daha. Daha önce AK Parti'ye mi oy verdiniz? 20 sene. 20 sene. Evet. Çok kişiyle kavga ettim ben AK Parti için. Emeklerin 2024 yılı olacak dediler. Böyle bir sonuç beklemiyordunuz. Emekliler yılı ilan ettik ya. Nasıl bir yıl bu ya? öyle dedi. Emekler mahvoldu. 10 bin lira büyük para. İyi para yani. Öyle diyorlar yani. Ne diyelim? Biz de diyoruz. Yerel seçimlerde ne yapacağınızı henüz karar vermediniz. Ben henüz karar vermedim. Kararsız seçmendim. Kararsızım şu an. Teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Bekliyoruz. Tren bekliyoruz. Nasıl gidiyor peki? Ne düşünüyorsunuz? Ne olur, ne biter? Vallahi bakacağız. Sonuna doğru bakacağız. Sonuna doğru? He. Daha önce AK Parti'ye mi oy verdiniz sizden? Evet. Pişman oldunuz mu? Pişman da derken emekleri pek fazla şey yapmadı bu sefer. Pişman olmanız lazım ama emekleri süründürdü hakikaten yani. Biraz. Emekler zor durumda. Yaptı. Bakacağız. Peki tepki gösterecek misiniz sandıkta? Bakacağız. Sandığa gidene kadar bir şey demiyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz nasılsınız? Dolanıyoruz şimdi. Geziyoruz yani. Biz kağıthaneye geldik. Siz nasılsınız? Ne düşünüyorsunuz? Önümüzde bir yerel seçim var. Ne olur ne biter hayırlısı diye soruyorum. Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısı nasip etsin Cenab-ı Allah. Vallahi biz kullanacağız ya o yüzden soruyorum. Birini atacağız Allah hangisine kısmet ederse. Kime atacağız? Vallahi yine AK Parti'ye vereceğim yapacak niye? Bir şey. Niye? Niye? Vallahi çalışmasından dolayı vereceğim ama emeklilere bir şey vermeden Martu Cumhurbaşkanımız inşallah ona da bir el atar yani. Ne siz emekli misiniz? Emekliyim yani. Bekliyorsunuz hala. 10 bin lira alacağız. Alıyoruz. Bekliyorsunuz siz. Kalbimiz kırık ama inşallah bilmiyorum artık ders mi verir emekliler gerçekten. Yani sandıkta bir tepki göstermeyecek misiniz? Hani bize böyle dememiştiniz, böyle yaptınız. Ya şimdi, o yüzden ben de sana tepki gösteriyorum demeyecek misiniz? Dediğin doğru. Her şey bazen para değil ama benim aslında düşüncelerimi hiç kullanmamak açık söyleyeyim ama bakalım yani kısmet ne dese. Sandığa gitmemek. Aynen öyle yani çünkü nevalda kalmamak. Şimdi yani 2023 genel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bir dünya söz verdi. Hangisini tuttu? Ya yaptı da son zamanlara bu şeylerden dolayı biliyorsun biraz dediğin doğru. Gerçekten kiralar uçtu. İnşallah bir el atar yani. Ya mahvoldu ya zaten zor durumdayız. Evet. Ben ne bileyim. Ama buna bir şey tepki gelmiyor. Göstermemiz lazım. Ya sandıkça. Tepki emeklilerde bilmiyorum bazı insanlar huyundan vazgeçmiyor ama ben de öyle değilim ben. Senin de dünle katılıyorum. Aslında bir ders vermek lazım. Veyahut da belediyede veyahut da başkanlık seçiminde. İnşallah iyi olur. Ona göre daha çok çalışacaklar. Tepki verirseniz daha çok çalışacaklar. Çalışacağız. Ben işimi biliyorum da burada anlayan. Burada konuşamıyor. Burada kalsın yani. Sandıkta baş başa kalınca sandıkla o zaman yapacaksınız yapacağınızı. O zaman. Aslında görsese 10 milyon
düşük emeklilik var. İstediğini başa getirir de ne diyeyim, herkesin görüşü saygı duymak lazım. Vatan bizim, millet bizim. İnşallah iyi olur Cenab-ı Allah. Hayırlı neyse olsun, ne diyeyim. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Millet aydınlattığınız için. Çok sağ olun. Hayırlı. Çok teşekkür ederim. Size de sorayım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayatımız? Hayatın anlatmama gerek yok. Eğer bir emekli kendi geçimini sağlayamıyorsa, yani kira parasını veremiyorsa, ben nasıl hayatım iyidir diyebilirim? Diyemem mi, değil mi? Ha, ne zaman 30 bin lira maaş alırsansa, o zaman 40 bin lira geçimini sağlayacak kadar kira parasını verdikten sonra, eğer 15 bin lira size kalıyorsa, ondan geçimini normal olarak karşılayabilirsiniz. Bir Avrupa'daki işçi gelip Antalya'da 5 yıldızlı otelden yatıyor ve orada 3 hafta izini yapıyor. Burada çalışan emekliyi boş ver, çalışan insanlar gidip de bile çadırda kalma gücüne sahip değildir. Çünkü neye bağlıdır? Ekonomiye bağlıdır. Nasıl ben bu ülkede iyi geçiniyorum diyen insanlar yalan söylüyorlar. Etin kilosu eğer 600, 700 lira, 400 lira ediyorsa, ekmek 20 lira ediyorsa, günde bir insan bir ekmek yiyse 600 lira para eder. Peki ben ne alıyorum? 10 bin lira maaş alıyorum. Bundan ev kirasımı vereyim, geçimimi sağlayayım. Bundan nasıl hayatımı iyi bir şart altından izah edeyim. Onu 23 sene başımızda kalan insana sorur. Onu sorma hakkına ben sahibim. O benden o istiyor. Ne için istiyor? İktidarda kalmak için, daha da iyi bir vatandaşın geçimini daha da iyi yapacak yerde daha da kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Ben onun için şimdiye kadar hiçbir daim için, ben gerçeği konuşayım, 52 seneden beri Almanya'dayım. Hiçbir daim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partiye oy vermedim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Bu ülkenin kurucu partisinin sahibi de Atatürk'tür. Atatürk'ün partisinde Hazreti Muhammed'in iki amaneti var. Biri Kur'an-ı Kerim'dir, biri de evladı Ehl-i Beyt'tir. Atatürk'ün de iki amaneti vardır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir, bir de Cumhuriyet'tir. Ve o ilkelere sahip çıkmak, altı ilkeye sahip çıkmak benim gibi bir vatandaşların görevlidir. Ama ne yazık ki bazı kesim Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendisine düşman olarak görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı Türkiye olmazdı. Atatürk olmasaydı bugün Filistin gibi olurdu. Atatürk dünyada 100-215 devlet vardı. Sadece bir lideri Allah bize nasip etti. Bazı kesim de onun kıymetini bilmiyor. Benim için, ben Alevi inancına bağlı bir insanım. Hazreti Muhammed'e nasıl inanıyorumsa, Hazreti Ali'ye nasıl inanıyorumsa, Atatürk'e de o kadar sevgim ve saygım sonsuzdur. Çünkü benim eğer kemiklerim Allah'tasa etim Atatürk'e bağlıdır. İnsanlığım Atatürk'e bağlıdır. Görgüm Atatürk'e bağlıdır. Atatürk benim her şeyimdir. Cumhuriyet benim her şeyimdir. Cumhuriyet'in bekçisiyim, Atatürk'ün askeriyim. Hepimiz öyleyiz. Öyle midir? Hepimiz. Evet, onun için... Hepimiz Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Ben bunu yayınlayayım. Ben her şeyde vazgeçerim, zenginliğimden vazgeçerim, paramdan vazgeçerim, Atatürk'ümden vazgeçmem bir kere mümkün değildir. Atatürk'e karşı çıkan insanlara, topluma da karşı devrimciyim ben. Atatürk devrimcisiyim ben. Öyle yani. Atatürk'ün yolundan gitmeyen, Atatürk'ün hakkını inkar etmeyen kanında şüphesizlerim ben. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Ben 52 seneden beri Almanya'da yaşayan bir insanım. Ama Alman vatandaşı olmadan ben Atatürk'ün vatandaşıyım. Bravo. Evet, Atatürk'ün vatandaşı. Atatürk, Allah'ıma çok şükür ki bir tek Türkiye'ye nasip etmişti. Bir İsrail bilim adamı diyor ki, 1000 senede bir insan çıkar, o da Türklere nasip oldu diyor. O bize nasip olmuştur. Biz varken Atatürk'ün tek bir kılına dokunamazlar. Hiç kimse dokunamaz. Atatürk'ün askerleri bitmez bu ülkede. Kesinlikle. Bitmedi, bitmeyecek. Kesinlikle. Ben çocuklarımı da öyle yetiştirdim. Biz ailece Mustafa Kemal'in askeriyiz, Cumhuriyet'in bekçisiyiz. Atatürk varsa her şey var. Aynen öyle. Atatürk. Çok teşekkür ederim. Ben gidişatı soruyorum. Tamam. Kağıthane'ye geldim. Kağıthane'de mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Ha, siz anlatın buradaki durumu, ne düşünüyorsunuz? Ve önümüzde bir belediye seçimi var. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Çok erkekçe konuşmak lazım. Bu İstanbul için atadıkları adam derhal tutuklanmalı. Bakın, Murat Kurum. Mesela ve onun o madenlere olur veren, bak bin bilmem kaç yüz tane. Ya talan edilmişiz ya. Bu adamın bir yüzü olmaması lazım, derhal tutuklanması. Ha, bunu X partide o ne diyorlar karşısında olan, onlar da yapmıyor ve tekrarlamıyorlar. Bu memleket bu partiyi istemiyor. Ama sattılar. Sattılar ya, nasıl sattılar? İmamoğlu olmasaydı İstanbul Belediyesi'nde satmıştılar. Adam çıktı dedi ki biz kazandık dedi. Her yere şeyler astı, biz kazandık dedik. Ya neyi kazandınız? İmamoğlu ilk defa bir delikanlı adam çıktı. Ya nasıl kazandınız?
aldınız, bizde ıslak imzalar var dedi ve Adam Parti'yi ikinci kez aldı. Bakın bir zarftan 4 tanesinin birden değiştirmeler lazımken, oylamalar lazımken birini seçtiler. Ya bu kadar adaletsizlik olmaz. CHP şu anda neye itiraz etmeli biliyor musunuz? O seçim ofisindeki adam var ya, ona itiraz etmeli. Bir, mesela bak seçim için hani sıralar yaparken adamın parmağının altında, bak yüzük parmağının altında kağıt vardı. X partiyi baştan çıkardı. Ya bu kadar Allahsızlığa göz yumarlarsa onlar da Allahsızlığa. Bak Allah birdir. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Bunu söylemem bile çok kötü ya. Müslüman ne demek biliyor musunuz? Müslüman elinden, dilinden, belinden emin olunan kişi ya. Öbür secdeye gelenler değil ya. Ne çektikse secdeye gelenlerden çektik. İnşallah düzelir ama millet çok uyanmış. Ben bundan 3 seçim önce hanıma dedim ki bu kazanamayacak, kazandı. Bir daha kazanır. Dedim ki gene kazanamıyor, gene kazandı. Bu sefer dedim ki ya bunlar anlamıyor. Aç kalmadan anlayacaklar dedim. Şimdi aç kaldılar, ancak anladılar. Yani ancak anladılar yani. Dürter gibi etti milleti. Şuraya bak ya. Ya eskide biz emekleri şu kadar atacak, bu kadar atacak. Arttırmıyor. Günü geliyor tam seçim yaklaşırken arttırdım emekli bak. Aa sen çok büyüksün, çok büyüksün reis. Yaşa. Ya neyi arttırıyorsun ya? Biz eskiden bizim aylıklarımız konuşulmazdı. Eskide asgari ücretin %46 daha fazlasını alırken ve biz hiç konuşulmazdık. Ya biz ne kadar şeyiz, kötüyüz ya durmadan. Bu kadar aldı, bu kadar artacak. Reis de kim ya? Ya onu saymazsanız reis kim? Ya bizi bu hallere düşürdü. Eskide bir insan kaç tane cumhuriyet altını ya da çeyrek altını alırken aylığınla, ya benim bile hamdolsun ki gençken kazandım da onlarla geçiniyor. Kötü bir durumdayız. Bunda da hayır vardır. Ben zaten dedim bunlar aç kalmadan anlamayacak. Bu da bize hayır getirecek aslında. Ya bir belediye hiç kimse milletin malını, kamu malını satmamalı. Bunun karşısına çıkmalıyız. Sen kimin malını satıyorsun ya? Denizlerin kenarlarını hep sattılar bunlar. Kiraladı. Sen kimin malını kime kiralıyorsun? Birkaç yerde çok gösteri oldu da onu yasakladılar. Ya bunlara karşı gelmeliyiz ya. Yani İmamoğlu kesin kazanması lazım. Ya kardeşim uyanın ya. Ya demokrasi demek ne demek ya? Çok teşekkür ederim. Ya ağzınıza benim. Sağlık. Hoşçakalın. İmdat, imdat. İmdat Allah'ın imdat. Her kurtaran yok mu? Ya. Biz de yani vallahi. İmdat. Gerçekten bu kadar yani. Pahalılık olmaz.